O şimdi ne yapıyor? Şu anda, şimdi. Evde mi? Sokakta mı? Ve ne düşünüyor? Beni mi? Yoksa ne bileyim fasulyenin neden bir türlü pişmediğini mi? Yahut insanların çoğunun neden böyle bedbaht olduğunu mu? O şimdi ne düşünüyor? Şu anda. Şimdi. Şimdi. Şimdi nereden aklına geldi Nazım Hikmet'in bu şiiri derseniz. Durun anlatayım. Türkiye her seçim dönemine girdiğinde onun ismi yeniden gündeme geliyor. O şimdi ne yapıyor sorusu da. Siyasete dön çağrıları bu kez büyüdü büyüdü sosyal medyada özledik akımına dönüştü. Emine Ülker Tarhan'dan bahsediyoruz. 2015'te siyaset sahnesinden çekilmişti. 8 senedir de siyaset yapmıyor ama siyasetçiyken yaptığı konuşmalar devamlı viral oluyor. Birkaç haftadır da zirvede. Çağrı özellikle Memleket Partisi'ne destek veren hesaplardan geliyor. Meclisteki çıkışları, kürsüdeki efsane konuşmaları dönemin ruhuna uygun şarkılarla klibe çevriliyor. Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Aradı. 17 Aralık'a bağlayan gece mi o çete kuruldu? O gece mi kuruldu çete? O gece kuruldu çete. Son 3 haftadır yine öyle oldu. Emine Ülker Tarhan ismi sosyal medyada yine trend topik listesinin zirvesine yerleşti. Siz hem de kendi adaletinizle, yarattığınız adaletle yargılanmayı hak ediyorsunuz. O, Türkiye'nin yakın tarihine önce hukukçu olarak damgasını vurdu. Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yarsav Başkanı olarak dikkatleri çekti ve CHP'den 2011 seçimlerinde meclise girdi. Tarihi konuşmaları grup başkan vekilliği döneminde yaptı. O rüzgarla 2014'te CHP'den istifa edip Anadolu Partisi'ni kurdu. Bunların derdi parti kaymağı yemek, protokollerinde ağırlanmak, meydanlara da bağırmak ama artık kimseyi aşka getiremiyorlar. Sadece uyku getiriyorlar artık. Ancak 2025 seçimlerinde partisi 0,06 oy alınca önce partisini feshetti, sonra da kendisini siyaset sahnesinden çekti. Yani 8 yıldır ortada yok ama sosyal medyanın gündeminden hiç inmiyor. Nedeni de aslında paylaşılan hesapların kimliği. Muharrem İnce'nin Memleketi, sosyal medyayı en organize kullanan siyasi partilerden biri. Çağrılar da özellikle oradan geliyor. İşte bu yüzden iktidarı kaybetmekten, en çok da demokratik yollardan kaybetmekten korkuyorsunuz. Ama korkunun eceli faydası yok. Tabii konuşmaları efsane. Kimliği ve kişiliği tartışmasız olunca sadece o hesaplar değil herkes paylaşıyor. Bu yüzden Emine Ülker Tarhan sosyal medyanın en çok özlenen siyasetçisi. Bir gün bu dön baskısına cevap verecek mi merak konusu. Gençler, hayallerinizi öldürmelerine izin vermeyin. Sırt çantalarınızı mahzun bırakmayın. Size her öğün korkuyu layık görenlere inat, haksızlığa karşı çıkın ve kendi yarattığınız hayatı yaşayın. İşte o zaman İnanın güzel günler göreceksiniz çocuklar. Aylar süren bekleyiş bugün bitti. Tok bu hafta satışta olacak. Herkes fiyatı ne zaman açıklanacak diye soruyordu. İşte fiyatı 953 bin TL. Tabii bu bas fiyat, yani en yalın hali. Türkiye'nin otomobili Tok bu hafta satışa çıkıyor. Fiyatı 953 bin lira. Rengi, modeli, özellikleri hepsine karar verildi, tamamlandı. Seri üretim 29 Ekim'de başladı. Hedef yıl sonuna kadar 20 bin, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek. Tok C segment SUV'nin fiyatıyla birlikte modeli de açıklandı. Adı T10X. Hızlı şarjla bataryası 28 dakikada şarj oluyor. 953 bin otomobilin bas fiyatı. Eklenecek donanım, aksesuar ve temel özelliklerle fiyat etiketi 1 milyon 55 bin liraya çıkıyor. Tok T10X'in ön siparişine katılmak için tok.com.tr'ye girin veya TrueMore'u indirin, True ID'nizi oluşturun. Ramazan sofralarının tadı biraz kaçacak çünkü pide el yakacak. Fırından sıcak sıcak çıktığı için değil, fiyatı yüzünden en iyimser tahminle ikiye katlanıyor. Hamurundan geçtik, üstüne sürülen yumurta bile 2 lira. Çörek otunu, susamını siz hesaplayın. İstanbul'da fiyatı dengelemek için de yine gramajın azalması gündemde. Tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi bu gidişle tepsi kadar pidelerden kahvaltı tabağı kadar pidelere düşmemiz an meselesi. Thank you.
Ramazan'da seviyoruz pideyi. Oruç tutu yok, mutlaka almamız lazım. Sıcacık pideler iftar sofralarında yer alsın diye uzun uzun sırada bekleniyor. Yumurtalısı, sadesi, her çeşidi 7'den 70'e seviliyor. Ramazan'ın olmazsa olmazlarından biri de şüphesiz ki Ramazan pideleri. İftar sofralarına tat katacak Ramazan pidelerinin fiyatları ise merak edilmeye başlandı. Seviyor musunuz pide, alacak mısınız Ramazan'da sofralara? Mecbur olacağız, ne yapalım? İlk sahura sayılı günler kaldı. Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Gözler Ramazan'ın olmazsa olmazı pidenin fiyatına çevrildi. Ankara'da vatandaşın cebinden çıkacak para belli oldu. Geçtiğimiz yıl Ankara'da 250 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 5 liraydı. Bu sene ise 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 liradan satılacak. İzmir'de de 350 gramdan satılan pide 320 grama indi. Ve geçen yıl 6 lira olan fiyatı 10 liraya çıktı. Alamayacağız. Yani şu anda normal ekmek almaya gücümüz zor yetiyor. İstanbul'daysa fiyat henüz net değil. Maaşımıza zam gelirse biz de alacağız. Gelmezse halk ekmeğine devam. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı 6 liraydı. Bu sene ise hem gramajının düşmesi hem de fiyatının 10 liraya çıkması bekleniyor. Mega kentte de Ramazan pidesine zam yolda. Vatandaşsa tepkili. 10 liraya pide yeniyorsa bu millete de yazıklar olsun. Ramazan'da seviyoruz pideyi. Alacağız mecburen. Biraz zorlansak da alacağız. Hatay'da sivil toplum kuruluşları spor salonunu hem çamaşırhane hem de depo olarak kullanıyordu. Ekipler salonun boşaltılmasını istedi. Karşılarına depremzedeler çıktı. Gergin anlar yaşandı. Ben kendim depremzedeyim, gönüllü olarak yani çalışıyorum. Hiçbir siyasi partiye de üye değilim. Kimsenin de çıkartmasına izin vermeyeceğiz bu saatten sonra. Ekipler çamaşırhane olarak kullanılan spor salonunun boşaltılmasını istedi. İddia bu. Depremzedeler tepki gösterdi. Gergin anlar yaşandı. Polisi yolluyorlar. Bir aydır burada. Her şeyimize koştular. Gönüllerin getirdiği eşyalar boşaltılacak. Biz kabul etmiyoruz. Hatay'da o spor salonunu sivil toplum kuruluşları hem çamaşırhane hem de depo olarak kullanıyordu. Gönüllülerin çıkması istendi. Depremzedeler de isyan bayrağını çekti. Gönüllüler gitti mi biz de giderek. Bize onlar bakıyor burada. İstediğim... Çamaşır makinesini kuralı 3 gün 4 gün falan oldu. 36 gündür çamaşır yıkayamıyorduk. Bugün kaldırın orayı, boşaltın orayı demiş kaymakamlık. Depremden kurtulduk, sokakta donarak ölecek. Sivil toplum örgütünden milyon kez getirenden, gönderenden, yardımcı olan kimin bu emekte işi varsa Allah milyon kez razı olsun. Yardımların kesilmemesini, gönüllülerin gitmemesini istiyordu hepsi. Devletin yapması gereken işi ben yapıyorum ve benim çalışmama müdahale ediliyor. Ne demek burada çamaşırlar makinelerin çekilmesi? Zaten geldi, bir ay işlenmedi. Partiydi, bilmem neydi, şuydu, buydu, hiçbir şey okumumuzda değil. Biz hayatta kalmaya çalışıyoruz. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin araya girdi, orta yolu buldu. Gönüllüler salonu boşaltacak, onlara bir çadır tahsis edilecek. Kaymakamlık da spor salonuna çamaşır makinesi ve yardım malzemeleri getirecek.